Merhabalar Poketto Gaming'e hoş geldiniz. Nintendo Switch'te Digimon Story Cyber Sleuth'un yeni bir bölümüyle beraberiz. Evet, yeni bölümle beraberiz. Yeni bölümde maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olaylar biraz hareketlenmeye başlamıştı. Her ne kadar arada filler alıyor olsak da yani hiç konuyla alakası ama bu biraz şey anime kültüründen kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü arkadaşlardan bir tanesi şöyle bir yorum yapmış. Abi ya bu aralardaki leş görevleri atlamanın hani şey yok mu? İmkanı yok mu diye. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu tamamıyla anime kültüründen gelen bir şey. Anime kültüründen kastımız nedir? Şurada bir bakayım. What? Hacking skill destroy firewalls. Bu Wallcrack. Şimdi şöyle bir hemen Digilab'a gideceğim çünkü heyecanlıyım. Epeyden beri arayıp da hani bulamadım ki normalde çok zor da olmayan bir şey gelmiş galiba. Dediğim gibi aradaki bu hani konuyla alakası absürt gibi gözüken görevler. Sizi hikayenin dışındaymış gibi hissettiren görevlerin hepsi anime ve manga kültüründen geliyor arkadaşlar. Çünkü Japon anime kültüründe bakarsanız popüler animelerde olaylar çok kızışmış, çok iyi gidiyorlarken sonra çok alakasız gündelik yaşantıdan bir kesitmiş gibi böyle sıradan olaylarla sizi uğraştırabiliyorlar. Ya bu belki hani bir stratejidir onların şeyinde ama maalesef animelerden ve mangalardan esinlenerek yapılmış oyunlarda da bu oluyor. Bunu söyleyeyim. Bir dipnot daha eklemek istiyorum hemen aksiyona girmeden. Son iki bölümün kaydını ben de izledim. Kardeşim söylemiş çünkü izlemiş. Abi uyuyorsun falan diyor böyle. Evet arkadaşlar biraz esniyerek mesniyerek böyle gözlerim giderek iki bölüm oynamışım. Bunun da sebebi şu yani nacizane hani şey affınıza sığınaraktan şey yapıyorum. Biliyorsunuz yani benim küçük bir oğlum var ve hastalık masalık dönemi ya da işte bazı geçiş dönemlerinde ekstra yorucu olabiliyor. Ben de o bölümleri sabaha karşı 4'te falan çektiğim olabiliyor. Bu tarz durumlarda hani seri aksamasın derken işte esnediğimiz, uyukladığımız, hapşırdığımız, aksırdığımız, tıksırdığımız yani günlük yaşantıda olan şeyleri pek çoğunu ben burada kamerada sizlerle paylaşmış oluyorum. O konuda da artık sizin hoşgörünüze sığınacağım. Şimdi şöyle bir Digifarm'ımıza gidelim bakalım ne bulduk. 2 tane Tactician USB. Ben bu farmı asıl yapma dedim Tactician USB çünkü serinin sonuna doğru çok güzel özel metotlar paylaşmaya çalışacağım sizinle. Bunlar içinde birkaç tane buradan develop'tan elde etmem gereken item var. Yani bunları elde etmenin başka yolu yok. Oyun içerisinde sadece size bir tane mesela Tactician USB veriyor. Biz 2 tane bulduk. Öncesinde ben 4 tane buldum, 6 tane oldu ve 3 taneye daha ihtiyacım var. Sizinle paylaşmak istediğim o özel metodu paylaşabilmek için. Şimdi şuradan bir çıkalım. Ya tam böyle kaydın başında da Tactician USB'leri görmek yani keyfimi yerine getirdi diyebilirim. Görevimiz var mı? Yok. Biz en son senden ne aldık? Evet tamam. Arata'nın planını uygulamaya geçecektik. Burada Arata'nın planı da 3 aşamalı. Bizim Connection Jump yeteneğimiz, Arata'nın Hacking yetenekleri ve Yuko'nun da bağlantıları sayesinde bize hani, yapabileceği dışarıdan yardım. Şimdi şöyle Connection Jump'a geçelim. Nerede? Kamishiro Enterprise HQ'yu buradan mı şey yapıyorduk? Yoksa asıl şeyden mi gidiyoruz? Bir deneyelim. Bir tam emin değilim. Real dünyadan değil de sanki buradan ulaşmak yeterli oluyor. Evet. Buradan ulaşmak yeterli oluyormuş. Cutscene girdiğine göre. Discused Arata. Şimdi bu konuşan Arata. Diğer memur abimiz de biziz. Benim gerçek ismimi kullanmam. Bu böyle her cool anime serisinde bir defa oluyor biliyorsunuz değil mi? Yani Harry Potter'da bile gördük biz bunu. Bu da Yuko.
Let's go. Valhalla server vardı, Avalon sunucusu vardı. Ve bunlar yani şöyle Avalon'u az çok biliyoruz. Yani bu arka tarafta gizli bir sunucu ve gizli bir odası var. Bu tamam. Ama Valhalla biraz yani efsane, mit tarzında. Stealth'en hayır. Bizim böyle bir yeteneğimiz var dostum. Şimdi pek çok değişiklik var ya, bunlardan dolayı biz birbirimizi tanıyamayabiliriz gibi bir durum söz konusuydu. Dedi ki ya bu sayede artık birbirimizi yapacağız. Bunun için endişelenmeye gerek yok. Herkes bizi farklı insanlar olarak görecek. Hadi bakalım. Derken bu birkaç seferdir yaşandı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Not this again. Sen de bunu gördün mü dedi. Şimdi bunu biz gördük. O gördü. Neydi bizim diğer kız arkadaşı ismi? Şu Rebels'ı kuran. İsmini söyleyemedim. O da gördü. Akino. Nokia. Nokia. Unit Find Terminal Toponic Global. Tamam. O kısım bizde. Ben dikkat dağıtacağım diyor. Sen ne diyor? Şey... Bu böyle biraz yüksek sesle falan konuşunca tabii diğerlerinin dikkat edecek. Şimdi şuradan şöyle bir zıplayalım hemen. Connection. Dijital network. Dallanıyor gene. Her zaman için ilk önce şu sol taraftan gidiyorum. Çünkü genel gözlemlediğim sol taraftaki daha fazla dallanarak gidiyor. Sağ tarafa doğru hani aynı noktaya ulaşan kurumlar var gibi. Ve bu network bana hiç tanıdık gelmiş. Şu an gidiyoruz ama hadi bakalım. Arada tabii ki deneyim puanımızı almadan olmaz. Giga Destroyer. Burada Garurumon, Metal Greymon... 45 level banlandayız. 36 level banlanda. Heal up geliyor. Şundan dolayı muhtemelen 50 level banlanda bir evrim formlarına bakmamız lazım. Oyun ilerlemeye başladı. Hikaye akıyor farkındaysanız. Chapter olaraktan peş peşe böyle seri birkaç chapter'ı yakın bölüm lerde atladık. Şimdi şu yukarıya doğru gittiğimiz zaman sunucunun sonu... Haydi canım. Benim favorilerimden. Şimdi otayı al. Ya hani şampiyon seviyesi bunları şu an elde etmek çok zor değil ama böyle karşına çıkınca hani ister istemez şey böyle nasıl diyeyim heyecanlanıyorsun ya. Yani. Tamam, sunucunun sonuna buradan geldik. Diğer taraftan alınabilecek birkaç tane kör noktada şey olabilir. Bir bakalım. Buralara ulaşım için tekrardan gelebileceğiz bu arada. Yani buraya geri dönmeyle ilgili bir sıkıntımız yok. Yalnız çok uzun bir yay yapmışlar. Bence bu bizi en başlangıç noktasına kadar götürür. Evet. Dolambaçlı yoldan gitmek istemiyorsan buradan gidebilirsin gibi bir mail. Garurumon. İlk sezondaki favorimdi ya. Şampiyon Pokemon Digimonlar arasında Şampiyon Digimonlar arasında ilk sezon favorim. Çok havalı, çok cool geliyordu mavi ateşler falan.
Logout. Bakalım nereye geldik. Evet, sana diyor bir şey gönderiyorum. URL'e gönderiyorum. Bana diyor davet adresi yolla ki o kendi avatarıyla burayı bağlanabilsin. Şimdi bizim geldiğimiz yer burası. Gidebileceğimiz tek yerde burası. Yani çok zor bir tercih olmadı onlar. Evet. Avalon sunucusundayız. Şuradan bir Digimon'larımızı bir iyileştirmek istiyorum. Bir de level atlayıp da evrimleşebilen var mı şu an takımımızda? Takımımızda evrimleşebilen var mı? Hemen bir hızlıca ona bakacağım. Antlimon'un evrimleşemeyeceğini şu an biliyorum. Onun daha fazla şeye ihtiyacı var. Garurumon'da bakıyoruz. Evet. Şu. Vurgarurumon. Full Moon Kiki var bu arkadaşın. Çok havalı. Metal Tyranamon'da şöyle en az 55 leveli görmemiz lazım. Hatta şurada 60 level de var. Wargrovemon. Bundan hangisi? Minimum 60 level gerekiyor. Şu olması lazım. Bir tane bu tam şey Transformers tarzı bir evrim formu var. Metal Grove Greymon'da şöyle baktığımız zaman şu olması lazım bizim ihtiyacımız olan 55 level'e ihtiyacımız var. Ona da daha çok uzun yolumuz var. Patamon, sen ne yapıyorsun? Sen şuna evrimleşebiliyor musun? Hayır. Kem 25 istiyor. Bizim buna bunu bir evrimleştirmemiz lazım. İhtiyacımız var. Neyse. Şimdi biraz şuradan bir de takımımıza düzenleme yapalım. Çünkü Vergarurumon şey oldu. Bir level şu an. Seni alalım. Her türden bir tane ve bunlar da kendi alanında elementer farklılıklar oluşuyor. Haydi buyur. Haha! Tek attı. Kendinin counter'ına evrimleştirmişiz. Direkt 8 level geldi oradan. Şimdi şöyle. Bu arada niye bu böyle çok üst düzeye getirdiğimiz Digimon'ları kullanmadığımı düşünen arkadaşlarımız olabilir. Net olarak da sebebini sizlerle şöyle paylaşayım. Memory olaraktan partide kapladıkları yer çok fazla. Yani 3 tane Digimon aldığım zaman partime başka Digimon alamam. Ayrıyeten şu noktada vurgeç vurgeç şeklinde ilerler. Biraz daha party memory seviyemizin, yani memory up'larla, memory up DX'lerle arttırdığımız zaman ki bir yerde ciddi hızlanacaktır. Çünkü niye diyeceksiniz? Birden güçlü rakiplerle falan karşılaşacağız. Bu Digimon oyunlarının hani şeyinde var, doğasında var. Önceki oynadığım Digimon oyunlarında da bir yere kadar çok soft gittiyse eğer, ki şu noktaya kadar çok soft geldi, öyle zorlandığımız bir mücadele olmadı. Uzun süren savaş oldu, zorlu savaş olmadı. Kesinlikle o noktada takımı geliştirmeniz gerekir. Ben de o noktaya öncesinde hazırlanmış. Yani şu an mesela Tiger Westmon'u alsam zaten tek, yani sadece onunla geçsek mesela temizle temizle gider. Ya da işte Ulforce Vidramon'u alsam zaten normal special saldırısı herkese vuruyor. Tek ata ata gider. Yani ne anlamı kaldı o zaman bunun gibi oluyor? Giga Destroyer. Bu arkadaş da bir defans up yaptı. Hasar veremiyoruz. Şimdi burada takımımızdaki handikaplardan birini söyleyeyim size. Bakın Metal Tyranamon'un SP'si bitti. Bu adamın yetenekleri çok fazla skill point istiyor, SP istiyor. O da çok hızlı bitiyor.
dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Tabii biz otoda geçtiğimiz için bunlar biraz daha. Researcher USB, Large Capacity USB. Çok güzel. Bunlardan bol bol gelsin. Hepsinden birer tane veriyor normal hikaye diye biliyorum ben. Heh, geldi sonunda. Şimdi burada çözmemiz gereken bir puzzle var. Renklere göre atamalar yapmamız lazım ki sunucu açılsın. Evet, ben de bekliyordum. Beni duyabiliyor musunuz? Beni duyabiliyor musunuz? Evet, seni duyabiliyoruz. Şimdi Yuko bizim içeri girmemiz için passcode olayını halletmiş. Hadi o zaman secret room'a doğru gidiyoruz. Tabi öyle pat diye secret room'a gidilmiyor. Biraz daha. Biraz daha. Sadece biraz daha. Buradan bir yere gidilmiyor. Şuradan geçiş var. Şurada kutu sandık bir şey var mı arka tarafa doğru giderken? Tamamıyla bakayım. Evet, şimdi şöyle bir mevzu var. Bizim buralardan geçemiyoruz. Ama bizim hacker bir kankamız var. Adamsın. Let's go. Bazı erişmemiz gereken yerlere ya da işte eriştiğimiz zaman elde edebileceğimiz şeyler olduğu yerlere bu arkadaş sayesinde erişmemiz mümkün oluyor. Aa, evrimleştirmiş. Infermon yapmış. Inframon muydu, Infermon muydu? Anladınız. Puppet Master bu arkadaş. Güzel deneyim aldık diyemeyeceğim. Çünkü yani şu noktada düşük kalıyor. Kapsül. Bundan daha fazla alamıyormuşuz. Çünkü çantamızda 99 tane olduğu anlamına gelir bu. Şöyle. Orta noktaya kadar gitsek diğer taraftan geçiş var mı? Her şeyi almak istiyorum. Ooo, Kabuterimon. Bunny Blade. Şimdi bunlar mesela, bunlar da binin altında var. Benim beklentim mi çok yüksek şu noktada acaba? Şimdi bakın, burada bizim ilerleyebilmemiz için, şurada arkada kırmızı bir şey var ya, onun olduğu noktaya bir gitmemiz gerekiyor. Şöyle bir alınabilecek her şeye de bakmak istiyorum bu arada. Arkada var, burada var, tamam. Burada var. Şimdi ilk sen. Bu arada bu oluşturulabilecek, hani bu Arata'nın hack yeteneğiyle oluşturulabilecek köprüleri yukarıdaki haritada mor çizgilerle hani yerleri belirlenmiş durumda. Aslında siz bunları keşfetmiyorsunuz. Harita size zaten bunların yerini söylüyor. ...43, 40, 15 oldu. Bir arada Digimonlarımızın... Buranın sonu boss fight'a gider. O boss fight'tan önce biz gene ne yapalım biliyor musunuz? Bir Digimonlarımızın yeteneklerine bir bakalım. Hiçbir spray bir. Sprayler çok önemli, çok güzel. Niye diyeceksiniz? Çünkü bütün herkese uygulayabiliyorsunuz. Bütün herkese uygulamanız da şu anlama geliyor. Partinizde diyelim Digimonlarınız canı azaldı. Ya da zorlu bir mücadele veriyorsunuz. Birine hani işte sprey ya da pot basacaksınız. HP'sini yenileyeceksiniz. Ama bu sefer bir diğerini kaybetme ihtimaliniz mi var? Spreyi bastığınız zaman ne olursa bütün partinin canını fulllediği için o anlamda çok büyük şey sağlıyor. Hani bunları böyle kullanmayıp da hani
biraz biriktirerek gelirse sonrasında çok ciddi de işinize yarıyor. Şimdi bizim bakın mor olarak bir çizgi var, gördünüz mü? Burası Aratan'ın yeteneğini kullanacak. Süper kolay dedi ya. Daha kolay da değilse ben ne yapayım? Şimdi alalım onu hemen. Bu almaktan kastımız nedir? Şöyle. Y'ye bastık. Copy paste. Bu red pattern, yani kırmızı pattern'li kodu kopyaladık. Bakın tepemizde kırmızı ufak sevimli bir hatta şey çıktı. İşaret çıktı. Bunu götürmemiz lazım. Buraya. Şunu da kod scan diyerekten, analiz ederekten açabiliriz. Bunu açtığınız zaman size zaten ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Aslında bunlar guide'lar. Unlock code, bak pattern red oak, yani diyor ki kırmızı pattern'ı kullan. Şimdi biz ne yapıyoruz? Copy yapmıştık. Buraya da paste yapıyoruz. Ve voila. Bu kadar. Şimdi şu arkadaki almadığımız zaten kapsülün olduğu şey çok çok da önemli değil. 99 kapsül olmuştu. Gitmemize izin vermediler. Spider Shooter. Signature hamlesi. Ürkütücü bir arkadaş olmasının dışında aslında hani güçlü. Dım 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 dım. Ve sunucunun yeni kısmına eriştik. Burada sandıklar var, kapsüller. Şurada da Digilab erişimi var. Bizim orada artık bunları alamıyoruz. Tamam. Digilab'a girip Digimon'larımızın şu SP'lerin MP'lerini yenileme mevzusuna bir bakmamız lazım. Çünkü çok SP harcadık. Hatta bundan sonra otoda değil de benim kendim elle devam etmem daha mantıklı olacak gibi görüşüyor. Ama bu bölümün sonuna geldik. Avalon sunucusundaki keşfimize devam ediyoruz. Ve bakalım Avalon sunucusunda ne tarz şeyler öğreneceğiz. Burada elde ettiklerimiz hikayemize nasıl yön verecek. Ama bunların hepsi bir sonraki bölümde göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.